Sevgili dostlarım, merhabalar. Eyüp Hoca ben. Dersime hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bu dersimizde kısa kısa edebiyat serisine devam edeceğiz. Terkibi bent ve tercihi bent nazım biçimlerini inceleyeceğiz. Daha önce bentlerle kurulan nazım biçimleri videomda bu konuyu ele almıştım. Burada daha detaylı, daha derinlemesine sadece bu konuyu inceleyeceğiz. Videonun sonuna doğru harika taktikler var. Bu iki nazım biçimini kesin çizgilerle birbirinden ayıracağız ve bir daha da unutmayacaksınız. Evet. Dilerseniz ve hazırsanız ben konu anlatımıma başlıyorum dostlarım. Terkibi bent ve tercihi bent. Önce müsaadenizle birazcık vaktinizi alacağım ama bu klasik konu anlatımını bir yapayım. Daha sonra taktikler, teknikler daha iyi oturacaktır. Terkibi bent dediğimiz nazım biçimi bentlerle kurulan uzun nazım biçimidir dostlar. Mesnevi kadar uzun değildir ama bir gazelle kıyaslandığında oldukça uzun bir nazım biçiminden bahsediyoruz. Gazel biçiminde kafiyelenmiş 5-10 beyitlik şiir parçalarının vasıta adı verilen ve sürekli değişen beyitlerle birbirine bağlanması sonucu oluşur. Yani şunu söyleyebiliriz. Birkaç tane gazelin atıyorum 4 tane gazelin bir vasıta beytiyle birbirine bağlanmasıyla oluşan bir nazım biçimidir terkibi ben. Birazdan şekillerle daha kolay anlayacağız zaten. Bent sayısı 5 ile 12 arasında değişir. Terkibi bentte de her şiir öbeğini, hani şu birkaç gazelden oluşuyor dedik ya işte o her birkaç gazele terkiphane adı verilir. Her bendin sonunda kullanılan vasıta beyitleri bentlerden ayrı olarak kendi aralarında kafiyelenir. Son terkiphanede şairin mahlası bulunur. Mahlas neydi? Şairin, şairin takma adı. Nickname. Yaşamdan talihten şikayet Felsefi düşünceler Dini tasavvufi konular Ve toplumsal yergiler Özellikle de yergi konusu Terkibi bende sıklıkla ele alınır Peki en önemli şairleri kimlerdir Bağdat Duruhi divan edebiyatında Batı edebiyatında da dostlar Ziya Paşa ha, Batı edebiyatı diyorum ama Batı edebiyatı geleneğini savunanlar içerisinde Ziya Paşa'nın ayrı bir yeri vardır Biliyorsunuz Doğudan tam anlamıyla kopamamıştır Tercihi bende bakalım Tercih bent birçok yönüyle terkibi bende benzer. En önemli fark vasıta beyitlerinin her bendin sonunda aynen tekrar edilmesidir. Terkibi bentte gazel gibi uyaklanan bentleri bağlayan vasıta beyti her bentte değişiyorken tercih bentte aynen kalır ve aynı tercih, aynı vasıta beyti her bentten sonra tekrarlanır. Böylece bentler arasında bir konu bütünlüğü oluşur. Yani şairimiz tercih bentte her bentte aynı konuyu işler. Dolayısıyla bu yönüyle tercih bent terkib bentten kesinlikle ayrılıyor. Genellikle Allah'ın kudreti, evrenin sonsuzluğu, insanın acziyeti, doğanın ve yaşamın karşıtlıkları gibi metafizik konular ele alınır. Bu yönüyle de terkibi benden ayrılır. Gazel gibi kafiyelenen bölümlerse tercihane olarak adlandırılır. En önemli şairlerimiz Ziya Paşa burada da var tercihbentte ve Şeyh Galip önemli tercihbent örnekleri vermiştir. Hadi gelin bunu taktik teknikle kesin çizgilerle birbirinden bir ayıralım. Değerli dostlarım, terkibi bentte, tercihi bentte oldukça uzun nazım biçimleri olduğu için örneklerini alamadım. Ama şekil üzerinde bunu size göstermek istiyorum. Bu arada daha belirgin bir kalem alayım ben. Ee, ne renk olsun? Yeşil olsun mesela. Evet, şimdi dostlar, terkibi bentte, tercihi bentte, atıyorum şöyle 5 6 tane gazelin arka arkaya sıralanması şeklinde oluşur. Ve gazeller nasıl kafiyelenir? AA BA CA DA bak burada FF oldu. Diyelim ki 4 beyitlik bir gazel. Vasta beyti 4 beyitlik ayrı gazel, vasta beyti 4 beyitlik ayrı gazel, vasta beyti. Tabii 4 beyitlik pek olmaz. Genelde 5 7 beyitlik olur ama sığmadığı için bu şekilde yaptım. Gazel vasta beyti, gazel vasta beyti. Şimdi terkibi bentte şu gazel dediğimiz bölümlere terkiphane deniyor. Terkip hane. Bu terkip haneleri, terkip hane. Bu terkip haneleri birbirine bağlayan beyite de vasıta beyti diyoruz. Ve bu vasıta beyti her terkip hanede değerli dostlarım değişiyor. Farklı bir vasıta beyti görüyoruz her bendin sonunda. Haliyle şairimiz bentten bente geçerken de konuyu değiştirmiş oluyor. Yani her bentte farklı bir konu ele alıyor. Bunu da sağlayan vasıta beytidir. Çünkü her bentten sonra farklı bir vasıta beytiyle konuyu kolaylıkla değiştirebiliyor dostlarım. Dolayısıyla ben terkibi bendim bu özelliklerini bakın buradaki terk sözcüğünden kolaylıkla hatırlayabilirim. Vasıta beytini terk ediyoruz. Farklı bir vasıta beyti alıyoruz. Haliyle birinci bentte işlediğimiz konuyu da terk edip ikinci bentte farklı bir konu ele alıyoruz. Bu terk etmek sözcüğünden kolaylıkla hatırlanabilir terki bir bendin özellikleri. Vasıta beyti terk edilir, yenisi alınır. Böylece konu da terk edilir, yeni konuya geçilir. Gelelim tercihi bende. Görüntü olarak aşağı yukarı aynı. Yine 4 beyitlik bir gazel olduğunu düşünelim. Vasta beyti 4 beyitlik, ee, siz söyleyin. Gazel siz söyleyin sanki karşım neyse karşımdaymışsınız gibi. Yine bir vasta beyti şurada da vardı. Özür dilerim şöyle. Gazel vasta beyti, gazel vasta beyti deyip bu da gidiyor. Bu bentlere verilen isim burada tercihane olacak dostlar. İsim burada farklı. Vasta beyti değişmeyecek, değişmez. Yani her bentten sonra ben aynı vasta beytini görürüm. Yine aynısı tekrarlanıyor, yine aynısı tekrarlanıyor. Haliyle değerli dostlarım, bentten bende geçerken de konu değişmez. Konu değişmez. O zaman tercih bentte bir konu bütünlüğü vardır. Yani şiirin tamamında şair her bentte aynı konuyu işliyordur. Bunu da nasıl sağlıyor? Her bendin sonunda aynı vasıta beytini tekrarlayarak. Oysa terkibi bentte her bentte farklı bir konu ele alınıyordu değil mi? Peki bunu nereden hatırlayacağız? Bak burada ne var? Tercihi sözcüğü var. Biz buna H koyalım. Tercih etmek. Vasta beytini aynen tercih edip tekrarladığım için aynı konuyu da tercih etmiş oluyorum. Aralarındaki farklar bunlardır değerli dostlarım. Vasta beytini terk ediyorum, haliyle konuyu da terk ediyorum. Vasta beytini aynen tercih ediyorum, haliyle konuyu da tercih edip değiştirmiyorum. Diğer bir fark ele aldıkları konular. Burada daha böyle sert işte eleştiri, hiciv vesaire gibi konular ele alınırken tercihibende daha böyle metafizik, daha düşünceye dayalı, daha işte dine, dini bütün konular ele alınır diyeceğiz. Evet terkibi bent ve tercihi bent nazım biçimi bunlardı değerli dostlarım. Eğer konu anlatımı beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım.